Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Size termostat kurulumu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Şu anki görmüş olduğunuz termostat benim civciv büyütme kafesinde kullanmış olduğum termostat. Onun için buradaki sıcaklık değerleri civcivlerin gelişimine göre düzenli olarak değiştirilmektedir. Öncelikle cihazımızda yukarı, aşağı ve set olmak üzere 3 adet tuş bulunur. Sağ altta görüldüğü gibi bir adet de restart tuşu mevcut. Biz ayarlamalarımızı set tuşuna basarak gerçekleştiriyoruz. Termostatın kurulumunu yapmak için daha önceden girdiğim değerleri sıfırlamak istiyorum. Bu sıfırlama işlemini P8 fabrika ayarları menüsünden yapıyoruz. Menüye giriş yapmak için set tuşuna yaklaşık 5 saniye basılı tutuyoruz. Sonrasında ok tuşları yardımıyla V8 menüsüne geliyoruz. V8 menüsüne geldiğimizde set tuşuna bir defa basıyoruz. Burada off konumundaki olan değeri ok tuşları yardımıyla on konumunu alıyoruz ve set tuşuna basıyoruz. Cihazımızdaki bütün ayarlamalar silindi. Şu an tekrar ana ekrana dönebilirim. Artık kuruluma başlayabiliriz. Öncelikle P0'dan başlayalım. P0 menüsünden bu cihazın ısıtma amaçlı mı kullanılacağını veya klima amaçlı soğutmak için mi kullanılması gerektiğini ayarlıyorsunuz. Bunun için 2 adet seçenek mevcut. H olarak belirtilen seçenek ısıtma amaçlı kullanılmış. C olarak gösterilen seçenek ise soğutma için kullanılmış. Biz ısıtma amaçlı kullanacağımız için H seçeneğini seçiyoruz ve set tuşuna basıyoruz. Sonrasında P1 menüsüne geçelim. 0.1 olarak ayarlayabiliriz. P02 menüsü maksimum sıcaklık ayarı menüsü. Buradan kullanma ihtimaliniz olan en yüksek sıcaklık değerini ayarlıyorsunuz. Ben civciv gelişim kafesi ısıtmasında kullandığım için 40 derece olarak ayarlıyorum. 40 derece benim için yeterli. Ayrıca civciv gelişim kafesinin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgi almak istiyorsanız daha önceki videolarımda mevcut. Oradan takip edebilirsiniz. P03 menüsü minimum sıcaklık ayar menüsü. Buradan da ihtiyacınız olabilecek en düşük sıcaklığı ayarlıyorsunuz. Ben bunu en düşük olarak 10 derece olmasını istiyorum. Ve bu şekilde ayarlıyorum. Ve set tuşuna basıyorum. P4 menüsü sıcaklık kalibrasyon menüsüdür. Buradan eğer ki termostatınız yanlış ölçüm yapıyorsa olması gereken değeri giriyorsunuz. Eğer kendinizde başka bir termometre varsa ölçüm yaptığınız sensörün altına koyarak oradaki değerleri karşılaştırabilirsiniz. Eğer ki ölçtüğünüz değer hatalıysa bu menüden o anki sıcaklık değerini giriş yaparak set tuşuna basabilirsiniz. Bu şekilde cihazınızın sıcaklık ayarını kalibre edebilirsiniz. E5 gecikme süresi menüsü. Buna dokunmanıza gerek yok. E6 menüsü yüksek sıcaklık alarm menüsü. Buradan eğer ki bu belirlediğiniz sıcaklık değerine ulaşırsa alarm vermesi sağlanmaktadır. Yalnız burada belirlediğiniz sıcaklık seviyesine ulaştığında sesli bir alarm vermiyor. E7 menüsü veri kilitleme yani tuş kilidi menüsüdür. Bunu P8 menüsünden sonra anlatmam faydalı olacaktır. Çünkü uygulama olarak göstermek istiyorum. Burası P8 menüsü. Zaten ilk başlangıçta kurulumda göstermiştik. Kurulumumuz bu şekilde tamamlanıyor arkadaşlar.
Bu aşağıdaki mavi ışıklı ekrandaki değer bizim istediğimiz sıcaklığın ayarlanacağı bölümdür. Set tuşuna basıp çekerek bu bölüme giriş yapıyoruz. Ve benim için şu anda 30 derece bir sıcaklık gerekli. Bunun için buradaki değeri 30 dereceye getiriyorum. Ve bu şekilde benim kullanmam için termostatım ayarlanmış oldu. Biraz önce P7 menüsünü atlamıştık. Yani tuş kilidi menüsü. Buradan bizim ayarladığımız değerlerin başka birisi tarafından değiştirilmemesi için kilitleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Öncelikle P7 menüsüne giriş yapalım. Burada görünen seçeneklerden off konumundan on konumunu alıyoruz ve set tuşuna basıyoruz. Bu şekilde buradaki işlem de tamamlandı. Şimdi ana ekrana dönüyoruz. Ve varsayalım ki tekrar alt ekrandaki mavi ekrandaki değeri değiştirmek istiyoruz. Ve set tuşuna basalım. Ve gördüğünüz gibi mavi ekrandaki değeri herhangi bir şekilde değiştiremiyoruz. Sadece P7 menüsüne gelip oradaki on konumundaki değeri off konumuna alarak tekrardan değişiklik yapabilirsiniz. Arkadaşlar, ben bu termostatı yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve beğendim. Size de tavsiye edebilirim. Eğer ki siz de bu termostatı almak istiyorsanız açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak satın alabilirsiniz. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Termostatlarla ilgili soru sormak istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Memnuniyetle yardımcı olmaya çalışırım. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşça kalın.